Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün 18 Mart 2024 günlerden pazartesi. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet, 26 Şubat'ta anası ölmüş, ana memesi yapmış bir kovanım vardı. Ona ana arı kutusundan ana vermiştim. Evet, 22 gün gibi bir süre geçti. Bakalım ne durumda? Kabul etmiş mi, etmemiş mi? Daha önce kontrol etmedim hiç. Bir bakalım. Bismillah. Evet, yine bölme tahtamız. Kovanımız da. Evet, şu an çok güzel bir polen geliyor. Polen akışı güzel. Stoklar azalmaya başladı. Evet, bu yüzünde şöyle polenler dökülüyorlar. Evet. Oy maşallah. Evet. Bir sıkıntı olmamış. Anayı kabul etmişler. Evet, yavru faaliyette devam ediyor. Yani şuraya kadar şöyle günlükler var. Hatta bu çerçevede erkek gözleri varmış. Evet, onlara da erkek atmışlar. Yani şu bölgeye kadar günlük var. Evet, çok güzel. Kapalısı gayet de güzel. 60 kusursuz neredeyse. Evet, çok güzel maşallah. Evet, durum bu. Evet, harika. Ama stoklar azalmış. Biz de beslemeye bu arada devam ediyoruz. Arılarımızı. Mart ayı biraz sıkıntılı. Havalar dengesiz gidiyor. Evet. Oy maşallah. Evet. Şuraya kadar şöyle günlük. Zaten kapalıyı görüyorsunuz. Maşallah. Oo. Harika. Evet, şöyle inşallah belli oluyordur günlükler. Hani bayağı bir açmışlar. Hani şuraya kadar şöyle günlük. Stoklar dediğim gibi azalmış. Evet, maşallah 3 çerçeve de kapalı var. Son 2 çerçevesine de bakalım. Evet, oy maşallah. Evet, burada şöyle geçmişler. İnşallah belli oluyordur. Evet, yine bu yüzün. Evet, anamız da burada. Şöyle anamızı da gösterelim. Şurada şöyle. İnşallah belli oluyordur. Şöyle gölge yapmayalım. Evet, maşallah. Evet, son çerçevemize de bakalım. Ve hızlıca kovanımızı kapatalım. Dediğim gibi çok fazla kovanı açık tutmamamız lazım. Burada da evet, polen. Bu yüzden de çok fazla bir bal kalmamış. Evet, stoğu azalmış. Kovanımızı açmışken arımıza da besleyelim. Şöyle seri olmak açısından şöyle kenarlara arılar ezilmesin. Çünkü bizim o zaman da bir arıya bile ihtiyacımız var. Çok dikkatli olmalıyız. Evet. Gayet güzel. Dediğim gibi performanstan düşmedi. Mevcut da güzel. Yavru atımı da güzel anamızın. Yani burada ana arı kutusunda kışladığı bu arı verimsizdir, şudur budur, öyle bir şey de görmüş olduğunuz gibi öyle bir durum da söz konusu değil. Gayet güzel. Yani 20 günlük süreçte yani neredeyse ilk yavrular çıkacak yani. Yine bölme tahtamızı yaklaştırıyoruz. Evet, daha önce de paylaşmıştım şerbet videosunu. Yapım aşaması olsun, diğeri olsun.
Evet, şurada şerbetliğimiz kesik alanında görüyoruz buradan. Şöyle şerbetimizi de biraz dolduralım. Şeffaf olması da ayrı bir avantaj. Şöyle bakıyoruz. Dışına sızma olmasın, çok koyup da. Kapattık. En sonunda kapağımızı kapatalım ve ağımızın kontrolünü gerçekleştirdik. Evet, buradan herkese bereketli bir sezon diliyorum.